Gidebilir miyiz? Kazım yorulmaz. Şu an Gomukan'dayız. Evet. Bu yapılacak olan barajın ismi de Gomukan Barajı mı olacak? Aynen, Gomukan Barajı diye geçiyor. Siz arsalarınızı baraja verdiniz mi? Verdik. Ama devlet herhangi bir, yani bizim istediğim para vermedi. Ne kadar verdi? Şimdi bir dönüm araziye 52 bin lira para, bir köylü için zaten ya bir dönümdür ya iki dönümdür. O da yok. Vermiş 100 bin lira para, 100 bin lira parayla ev mi yaparsın? Ev mi veya alır mısın? Parsel mi alırsın? Yani şu anki 100 bin lira parayla ne yaparsın? Evet. İnsanlar, yani sonuçta yazacaktı. Ama köylü de birbirini tutmayınca, işte yine diyorum, köylü birbirini tutmayınca iş devletin işi oldu. Yani köylünün değil. Peki devlet ilk muhtarlıklarla görüştüğünde siz muhtarlıklarla görüşme gerçekleştirdiniz mi? Biz arsaları vermek istemiyoruz diye böyle bir şey söylediniz mi hiç? Söylemedik. Yalan söyleme yeri yok. Söylemedik. Bunu herhangi, yani biz arazimizi vermezdik ya şudur ya. Ha, bizim öyle bir toplantımız da olmadı köy olarak. Köy heyeti olarak. Bizim öyle bir toplantımız da olmadı. Ha, ne muhtar söyledi ne köylü söyledi. Köy heyeti söyledi. Herkes tane var dostum. Herkes kendi başına parasını aldı, arasını verdi. Yani zaten baraj olduğu saatten beri ben zarar ettim. Köy nereye kalkacak, nereye gidecek? Veya neyle geçim sağlanacak? Yani hani bu devirde 150-200 bin lirayla 300 bin lira olsun, nereye kadar gideceksin? Hani onu da geçtik, deprem oldu, sel geldi, herhangi bir resmi kurumdan bir yetkili buraya gelmedi, herhangi bir konuşma yapıp bir vaat vermedi. Hani herhangi bir yukarıda bir yer yapılsa, hani devlet yapmasa bile, yani insanlar kendi çabalarıyla rağmen bir, belki bir şeyler yapabilirlerdi. O da olmadı. Yani şu an yardım bekliyoruz, mağduruz yani. Yani şimdi de yani o yerleşim yeri 2-3 yıl önce bize vermesi gereken bir vaatti. Yani bize söz vermişlerdi. 2-3 yıldır herhangi bir çalışma olmadı. Biz de nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Kürt alevi olduğumuz için herhangi bir destek yapılmadı. Yani her şey gereken fiyatı 200-250 bin liraysa verdiği fiyat 50-60 bin lira. Hiçbir şeye yardım yapılmadı. 50 hanelik bir köy. Yani toplam küçükbaş hayvan sayısı 160-170, 1600-1700'den fazla küçükbaş hayvan var. Ama deprem olduğundan beri herhangi bir yapılmadı, herhangi bir çalışma yapılmadı. Millet burada 1600-1700 tane küçükbaş hayvandan bahsediyoruz. Hani bir iki taneden bahsetmiyoruz. Burada hani herhangi bir bağ bahçesi olan vardı, tütün olan vardı. Bunların hepsi ekonomiye fayda. Ha tamam, olabilir, baraj olabilir ama başka bir yerde bu millete bir şey vermeler lazım. Bir tarla, herhangi bir desteklenip karşılanması lazım ama elimizde olanlar da aldılar ve gerisini vermediler. Türkiye'de zaten ekonominin durumunu sen biliyorsun. Biz burada malcılıkla geçiriyorduk. Hani dediler size ev yapacağız, yer vereceğiz. Yani dediler ama önemli olan yapmak. Dedikten sonra devamlı diyeyim. Ben de diyeyim ki ben Ankara'da bir uçak yaptım. Yani bu doğru mu? Şimdi sonuç, bak bizim davalar depremin altında kaldı, enkazın altında kaldı. Hani dediler ki size davul vereceğiz, para vereceğiz, çadır vereceğiz. Çadır, bire çadır vermişler. Çadıra 5 koyun girer. Şimdi benim 300 koyunum var. Çadırı açak, davul içine sürekli kaç tane koyun o çadıra sığacak. Yani dediğimiz bir boş yani. Ha dedik, ha demeyin. Desen ne demesin. Peki şimdi? Cek yeri yok. İşte şimdi biz önümüzü görmüyoruz. Ne yapacağımızı yani biz de bilmiyoruz. Yani ne yapacağımız, işte bu hükümet, gelip hükümet de işte hal meydanda yani. Şimdi 3-5 oy almak için belki 14 Mayıs'a kadar görebiliriz buralarda. 14 Mayıs'tan sonra kimse Gömüken diye birini tanımazdı. Mecbur göç edeceğiz. Göç edeceğiz de nereye göç edeceğiz? Yani göç edeceğimiz, keşke dese ki ya Malatya'da sana bir yer vermişim, Adana'da sana bir yer vermişim. Gerek köy birliğiyle, Mersin'de vermişim. Kim kime yerini verecek ki? Ha göç etti, kaçtı bu köy depremde, bir mesela 5-10 köy evi kaçtı gitti batıya. Kaç gün dayanabildi ki orada? Kaç gün dayanabildi? 5-10 gün. Yani Sayın Tarım Bakanı bunu diyor ki, işte kalkındırıyoruz, işte etin halini görüyorsun. Et meydanda yanıyor, halı görüyorsun. Şimdi bize yardım edecek ki biz üreteceğiz ki Türkiye kalkar. Biz üretmedikten sonra yine Türkiye nerede kalkacak? Yol yok, bir şey yok. Yani bugün çıkın deseler bir yer yok. Artık zaten köyün bu depremden dolayı hepsi batıya gitti. Çoğu şehirlere gittiler.
Şimdi nasıl olur bilmiyoruz. Siz ne yapacaksınız? Bilmiyoruz. Ya bir de hayvanlarımız var. Şimdi hayvan olmasa belki farklı bir şehre gidip yerleşebiliriz. Peki siz şunu hesaplamadınız mı hiç? Yerimizi yurdumuza bırakmak istemiyoruz. Mesela barajı. Dedi. Sözde yukarıda işte köyün dışında yerleşim yapılacak, her şey evler yapılacak. Hatır resimleri bile gösterdiler. Bu şekilde bu tarz evler yapılacak diye. Doğrultuda meydan bir şey yok. Yani bir de bu seçim değişirse nasıl olur? Yani seçim de var önümüzde. Onun için dedik belki biraz hızlandırılır. Onun için de bir gelişme yok. Deprem de vurdu, daha kalır yani. Yani buralarda bırakmak istemiyoruz. Ama nasıl olur? Yani çünkü bugün 90 yaşındaki adam nereye gidebilir? Mecbur burada kalır. Devlet bir şey yapmasa dahi yukarı gider, kendisine yapabildiği kadar bir ev yapar. Barınabildiği kadar. Şey olduğunda, sel olduğunda kapağı gitti. Allah'tan tünelleri açtılar. Çünkü tünel açmasalar, sıkıntı olsaydı biz buradan kaçmak zorundaydık. Çünkü zaten barajın temeli buraları aşıyor. Su buralara kadar da gelebilirdi. Bizim için sıkıntıydı yani. Deprem de vurdu bilmiyorum. Son kaç yıldır hep deprem olacak yani baraj olacak. İşte yukarıda ev yapacaksınız diye zaten. Biz o yüzden hep ne bir ev yapabildik ne bir arazi yapabildik. Yani burada yerleşemedik. Kalıcı değiliz çünkü bunu biliyoruz. Az zorunlu oluyor işte o yüzden. Çünkü bu yazın burada sen damla su bulamazsın. Kışın var deresi. O da yağmur yağarsa biraz akar. Başka yazın su bulamazsın. Burada baraj kuruyor. Neyine kuruyorsa orasını da bilmiyoruz artık. Maksat dağıtma. Bilinçli mi? Bilinçli tabii. Onu biliyoruz ama elden bir şey gelmiyor. Yapabileceğimiz bir şey yok.